Mesela Avrupa'da bugün 1 gigabit interneti almaya kalksanız arkadaşlar 300 kron para veriyorum ben bizim Danim arkadaş. Şimdi mesela Starlink diye bir şey çıktı ortaya. Türkiye'den de bunu alacak olan adam vardır ben size garanti ediyorum yani Starlink'i yapıştırıp alacak olan adam vardır yani kesinlikle. Şimdi dostlar, öncelikle Türkiye'deki internetten falan bahsedeceğim size. Bununla ilgili genel hatlarıyla neler yaşandı, neler yaşanıyordu? İşte geldik biz Türkiye'ye neler oldu? İşte Danimarka'da neler vardı? Nereden nereye geldik? İnternet esasında neden kötü Türkiye'de? Ne yapılabilir bunu çözmek için? Millet gider Mersin'e biz gideriz tersine. Adam gitmiş aya uydular koymuş. Starlink Starlink her türlü bir internet bağlantısı yapıyor. Bu bizim işimize yarayacak mı, yaramayacak mı vesaire gibi konularla ilgili konuşalım istedim. Bunlardan bahsedeceğim size. Şimdi arkadaşlar şöyle bir mevzu var her şeyden önce. Türkiye'de internet ilk olarak bir devlet projesi olarak başladı. Yani 90'lı yıllarda Turnet üzerinden çalışmalar başladı. O yüzden de mevzu bu şekilde ilerliyordu. Keyfimiz yerindeydi bakarsanız. Bizim zaman içerisinde Türkiye'de özelleştirme olsun, Telekom TRnet olması, Turnet'in TRnet'e dönüşmesi, bilmem ne olması vesaire gibi bir takım handikaplar ve problemler yaşadık. Bunlar daha sonradan yatırım ihtiyacı oluşturdu. Yatırım ihtiyacı doğru karşılık bulamadığı Böyle bir sürü tatava oldu ve başımıza iş oldu. Zaten zaman içerisinde. Şimdi arkadaşlar eskiden bakır kablolar üzerinden internet dial üzerinden taşınırken aslında her şey süt limandı. Tüm dünyada böyle şeyler kullanılırken biz de onlarla aynı teknolojileri kullanıyorduk. Sonrasında bu işler daha da güzelleşsin, daha da gelişsin istendiği için bir takım alternatifler yoluna gidildi. İşte dendi ki telekom üzerinden bir takım hizmetler verilecek, bir şeyler yapılacak. İşte broadband, ADSL hizmetleri gelecek. Bakır kabloda daha fazla internet, daha yüksek hızlı internet sağlayabileceğiz. Bilmem ne yapabileceğiz falan fıstık. Böyle bir sürü hikaye vardı. Ancak şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bu hikayelerin hepsinde günün sonunda bizler başka alternatifler bulma yolunda, başka çözümler bulma yolunda bir takım adımlar attık. Ne oldu? Telekom gitti, kabloları yeniledi, altyapıyı güncelledi, ondan sonra kutuları değiştirdi. İşte daha hızlı kutular, santraller değiştirildi, dijital santrallere geçildi. Bilmem ne oldu. Kendi çapında bir takım yatırımlar yaptı. Bu arada Avrupa ve Amerika kablo modemdir vesairedir. Bir takım başka alternatifler üzerine yoğunlaşarak, onlar üzerine çalışarak daha farklı çözümler üretmeye başladılar daha hızlı internet sahibi olmaya başladılar ve bizler daha geride kaldık bu yarış içerisinde. Daha sonrasında arkadaşlar bu özelleştirme mevzusu işte yatırım yapılması zorunluluğu vesairesi gibi konular sonunda 2005 yılında geldiğimizde Telekom yabancı Lübnan asıllı bir ortaklığa satıldı yanlış hatırlamıyorsam. O ortaklıkta gitti arkadaşlar yatırım yapacağız dedi. Hiçbir şey yapmadı. Bütün yatırımlardan vazgeçtiler. Bir sürü de borçları harçları bilmem neler oldu. İddiaya göre çok karlı olan şirketin yatırımının şeylerini de sattılar. Ondan sonra da beklenen yatırım bir türlü gerçekleşmedi. Telekom çok uzun bir zaman boyunca zaten tekeldi. Tekel olarak hizmet veriyordu. Buraya kadar bir problem yok. Danimarka'da da bugün Danimarka Telekom aynı işi yapıyor. Yine aynı bir şekilde aynı formatta işlem gerçekleştiriyor. Altyapı sağlayıcının tekel olması bir problem değil. Bugün Avrupa'da birçok yerde altyapı sağlayıcıların tekel olma durumu var. Ama mesela bir adam Fiber üzerine yatırım yapmak istediği zaman sen kardeş bizim elimizdeki çılgın paralarla ödenmesi gereken bir sürü yatırımı sen bizim üzerimizden kirala. Sen buna gidip yatırım yapma. Bizim altyapı larımızı kullan vesaire gibi bir takım şeylerle adamları diraya diretme bilmem ne zorlama vesaire gibi mevzular olmuyordu de Avrupa'da. Tek farkı bu. Ha diğer tarafta adam mesela kazı yapmak istiyor. Buna işte bürokratik engeller çıkıyor. Yatırım yapmak istiyor. Başka problemler çıkıyor. Böyle sürekli olarak bir karşılıklı sürekli dönüyor mevzu. Bir takım problemler var sürekli olarak ve beklediğimiz, istediğimiz yatırım bir türlü gerçekleşmiyor. İnternet hızları diyelim. Mesela Avrupa'da bugün 1 gigabit interneti almaya kalksanız arkadaşlar 300 kron para veriyorum ben bizim Danimarka'da. 300 kron dediğiniz internette yaklaşık eşit olarak işte 400-400 küsür lira gibi bir para. E sen 400-400 küsür lira gibi bir parayı yatırıp hızlı bir internet alıyorsun. Eyvallah da oha yani 400 lira interneti verdikten sonra ben de burada alırım interneti diyebilirsiniz. Haklısınızdır. Ancak şöyle bakmak lazım. Satın alma gücü olarak hamburger parasından hesaplayabilirsiniz. İşte sigara parasından hesaplayabilirsiniz. Benzin üzerinden hesaplayabilirsiniz. İnternetin hızlı olması ama direkt olarak bir çözüm değil. Şöyle ki başka bir takım problemler de var. İnternetin hızlı olması ...sizin oyun oynarken hayatınızın çok rahat geçmesi anlamına gelmiyor. Ben bugün mesela Danimarka'dan Cloudflare'ın serverlarına baktığım zaman... ...4 milisaniyelik ping alıyorum. İşte bugün bir ISP'ye, Twitch'e falan baktığım zaman... ...Twitch'in Kopenhag sunucusunda 2 milisaniyelik ping alıyorum mesela. Böyle bir durum var. Ping olayı önemli. Yani sizin attığınız bir paketin karşıdaki sunucuya ne kadar gecikmeli gitmesi önemli bir mevzu. Şimdi internette bağlantı yaparken bir sürü mevzu var. Mesela sizin burada bir tane bilgisayarınız var diyelim. Onun da bir internet bağlantısı var şöyle dar bir bağlantı olsun. Burada bir sunucu daha var diyelim. Sizin internet hızınız aynı anda buradan geçirebileceğiniz paket miktarı kadar. İnternetinizi daha geniş bant kullanırsanız daha çok veriyi buradan geçirebilirsiniz. Peki sizin internet bağlantınız bu kadar geniş. ISP'nizin bağlandığı internet de bu kadar geniş. Sonra gittiği sunucu da bu kadar geniş ama en son oyun oynanan yerde burada bağlantı bu kadar dar ve hatta buraya böyle 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 bağlanan bir sürü adam olduğunu düşünün. Bu adamların her birinden gelen internet bu sunucuya geliyor. Şimdi böyle bir durumda sen burada 1 gigabit internetin varsa bu sunucuya buraya gigabitle mi bağlısındır yoksa buradaki 100 megabitle mi bağlısındır? 100 megabitle bağlısındır sevgili dostum. O yüzden de sen burada istediğin kadar güçlü hızlı internet al. Eğer senin ISP'nin diğer ISP'lerle olan anlaşmaları ve diğer ISP'nin bulunduğu sunucuyla olan bağımda bir tıkanma varsa senin internetin yavaşlayacak ve tıkanacaktır. Böyle bir problemimiz var dostlar. O yüzden de sizin bu ping sorununuz ortaya çıkıyor. Ya da işte internetin Avrupa'da yavaşlanması, bilmem ne olması falan gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Artı başka ne problemler var? Arkadaşlar şu İstanbul'un iki yakası size. Anadolu yakasındaki bir ISP, Avrupa yakasında çıkış var. Sen burada oturuyorsun, Kadıköy'deki arkadaşına bağlanmak istiyorsun. Kadıköy'deki arkadaşında da sen de Telekom'dasınız. Ne oldu? Aynı network içerisinden bağlandınız. Ondan sonra Avrupa'da oturan bir arkadaşım var. Normal şartlarda da o da Türk Telekom'da olduğu için bunlar da böyle kendi arasında bağlı olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Çatır çatır bağlanıyorsunuz. Sen gittin Türkcell'de olan bir arkadaşına bağlanmak istedin. Veya Vodafone'daki bir arkadaşına bağlanmak istedin. Vodafone'un arkadaşım burada. Türkcell'li arkadaşın da burada. Şimdi normalde onlar Telekom altyapısını kullandıkları için böyle gelmesi lazım değil mi? Veya bunun da böyle gelmesi lazım. Ama burada bildiğim kadarıyla aradaki anlaşmalarda bir problem var. O yüzden de buraya gelen hat çok pahalı. O yüzden de mesela Vodafone kendisi yurt dışı çıkışı yapıyor Romanya üzerinden ve ondan sonra geliyor bu tarafa. Çünkü buradan böyle gelmek çok pahalı. Aynı şekilde Türksel de aynı şekilde konuşuyor. Gidiyor kendisi yurt dışına ondan sonra geliyor buradaki insanlara. Çünkü buradan böyle geçip böyle geçmek çok pahalı. Yani internet o kadar enteresan anlaşmaların ve şeylerin döndüğü o kadar çok değişken var ki mezunun içerisinde. Bir değil beş değil yani. Sadece alt tapıyı yaptılar yok yapmadılar yok onu götürdüler bunu çarptılar bunu ittiler bunu kırdılarla olacak mevzu değil. İnternet bambaşka şeylerle dönüyor ve bambaşka anlaşmalar dönüyor. Bunlara ben vakıf değilim. Zamanında böyle şeyler olduğunu duymuştum. Bilen birinin anlatması lazım. Hani gelir birisi yayına anlatmak ister bunları. Memnuniyetle dinleriz, konuşuruz üzerine. Ama hikaye bu. E ondan sonra şimdi bir de bu işin diplomatik kısmı var. Adam diyor ki belediye bakıyor kaldırım kenarlarına yapmak istediğin kazıya. E sen kazı yapmak istiyorsun buna hayır diyorlar. E onu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun. Yatırım yapacağın elinde para yok şirketin. Onu yapacağın bu yok. Uğraşıp duruyoruz yani. Sonuç itibariyle hadise böyle olunca Telekom'da bilmem ne de ıvırda zıvırda bir sürü değişken var işin içinde. Bir sürü bileşen var. Bunların her biri farklı problemler. Bunların hepsi Telekom'un suçu falan demek sadece telekoma yüklenmek de doğru değil anlatabiliyor muyum? Yani çok fazla insan var doğru işleri yapması gereken ama henüz yapmaya fırsat bulamamış. O yüzden bakmak lazım, incelemek lazım, beklemek lazım biraz daha. Hani Avrupa çok iyi Avrupa falan diye de bir durum yok anlattım. 2014 yılında ben geldiğimde daha VDSL ile bağlanıyordu. Bir de kablo modem vardı başka fiber biber kullanıyordum ben çekmek öyle 2014'te. Adamlar burada Kopenhag'da yoktu yani hiçbir şekilde. Şimdi mesela Starlink diye bir şey çıktı ortaya. Elon Musk dedi ki işte Starlink yapacağız. Bilmem kaç bin tane uydu göndereceğim. Mesela şu anda chatte Mesut var. Mesut Çevik. O bugün diyor ki videosunu izledim. İşte her yerde 100 dolar olacak. Web sitesinde 100 dolar gözüküyorsa Türkiye'de de 100 dolar beklemekte olabilir. Bizde web sitesinde ön siparişçi 100 euro çakmışlar. 760 kron fiyat geçirmişlerdi. E tabi bunlar bir maliyet. Abi işte her bir uydunun çıkışı 500 bin dolarlardan 1 milyon dolarlardan bahsediliyor toplamda. E abi bunların her biri çok ciddi paralar. Onun için bunları anlamak kolay. Ama uydu kavramı, uydudan internete bağlanma kavramı özellikle 2000'li yıllarda Türkiye'de Kıbrıs üzerinden IP termination yapılırdı. Yani ses bağlantılarının sonlanması, voice over IP sonlanması yapılırdı. Orada mesela çok sorulan bir durumdu. Niye uyduyu kullanmıyorsunuz bu işi? Abi o zamanlar uydu da böyle 500 milisaniye uyduya çıkış, 500 milisaniye uydudan iniş, hop 1000 milisaniye latency yerdin. Yani mesafe çok uzadığı için çok ciddi problem yaşıyordu. O yüzden de arkadaşlar ondan uydu kullanılmıyordu. Şimdi bildiğim kadarıyla Starlink'te daha yakın bir mesafede yapılacak bu işler. Daha düzgün gün bir mesafede yapılacak. Daha yakın bir mesafede konumlandırılan uydular daha hızlı bağlantı. Genel anlamıyla baktığımızda 20 milisaniye Türkiye'de yeterli ve ideal bir hız. Burada taşın altına elini koyması gereken politikacılar var, Telekom'un kendisi var, yatırım yapmak isteyen firmalar var, özel girişimler var, belediyeler var. Yani var oğlu var. Herkesin bir şekilde bayağı bir miktarda taşın altına elini koyması gerekiyor sevgili dostlar. Bu yüzden de yapacak pek bir şey yok. Hikaye budur yani. Starlink'ten de söz etmiş olduk hani Türkiye'de 1000 liraya yakın bir fiyat dan bahsediliyor. Her şey iyi güzel de sevgili kardeşim 1000 lira sen o parayı vereceksin. Ondan sonra bir sürü denetim var bu ülkede internette. BTK'dan bilmem neden vesaireden olan. Bunları nasıl yönetecekler? Frekans konusunda nasıl yardımcı olacaklar? İnanın hiç bilmiyorum. O yüzden de yani bunu bekleyip görmek lazım. Bir de 500 dolar falan o alet edevatı var bunun. Çana mana, router muteri. Onu alacaksın kuracaksın. Ben mesela kendi adıma Danimarka'da da ön sipariş başlamış. Ben Starlink almam. Niye alayım da çanak koyayım da bilmem ne yapayım. Abi bana verecek 150-200 megabit interneti hayvan gibi para yap. Ha onu alıp istediğin yerde istediğin gibi bütün Starlink'lerden bağlanabileceksin. Esprisi bu. Bu bir vizyondur. Türkiye'den de bunu alacak olan adam vardır. Ben size garanti ediyorum yani. Starlink'i yapıştırıp alacak olan adam vardır yani kesinlikle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Siz alacak mısınız Starlink'i mesela? Onu söyleyebilirsiniz bana. Merak ediyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay YouTube'cum.